Merhabalar benim sevgili gönül dostlarım, sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Nasıl gidiyor Ramazan ayınız? Üçüncü günü bugün. Üçüncü günü öğlen saatleri. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne pişiriyorsunuz, ne taşırıyorsunuz? Satya bacınız ne yapıyor? Satya bacınız Zonguldak'ta biliyorsunuz. Dayımı gömdük, Zonguldak'a geldim. Birkaç günümü, yarısını burada geçirmek, yarısını köyde geçirmek istedim. İkinci menüm size gösterdiğim bu. Dün akşamki menüm yarım yalak gösterdim ama. Arkadaşlar bir tane elma, bir tane ayva, bir tane armut. Baktım buzdolabında bunlar gidiyor. Bende de diş yok, onları yiyecek, çiğneyecek. Dedim hemen güzel bir kompostu yapayım. Tam pişeceğine yapkın, azıcık şekerle pekmez koyarım. Bir güzel kompostum olur. Akşam menümde ne var arkadaşlar? Bunun ağzını kapatalım. Bu tenceremizin. Akşam menümde ne var arkadaşlarım? Akşam menümde... Bir kilo kapalak almıştım pazardan. Benimkiler zırpıt. Çoğu yerde zırpıt diyorlar, kapalak diyorlar. Çeşit çeşit isimlerini diyoruz. Biz kapalak diyoruz arkadaşlar. Bunun yarısını. İki tane de patates alayım geleyim şimdi arkadaşlar. Maşallah patatesler de dana gibi çıktı. İki tane patatesin, iki tane patlıcandan bir güzel oturtma yapacağım arkadaşlar. Bunun da yarısını doğrayıp bunu da kavurmasını yapacağım. Ben yeşilliksiz duramıyorum canlar. Kompostusuz falan duramayın. Bak kompostu sık sık yapın arkadaşlar. Oruç tutacağız. Allah'a ibadet edeceğiz. Bu bizim görevimiz. Bunu söylemeye bile gerek yok. Oruç tutarak, namaz kılarak hiçbir yere bunları söyleyerek hiçbir yere varamayız arkadaşlar. Bunlar Allah'ınla bizim aramızda zaten. Kompostuyu bol bol yapın. Şeyleri bol bol yapın ki sağlığımız da yerinde olsun canlar. Sağlığımız da bozulmasın. Ondan sonra bir tarhana çorbası. Oğuzhan isterse bir de pilav. Arkadaşlar çok yemek artıyor, çok kalıyor. Bak iki gündür benim yani ilk gün yemeğimi göstermedim ben çünkü benim evde yemeğim vardı bir gün öncesinde. Zaten o günkü yemeklerimi de yemedik dayımın cenazesine gittiğimiz için. Onları yedik ikinci günü dün o şey yaptık arkadaşlar. Ondan sonra da bunu tabii ki pastalar, börekler, çörekler az az ama arkadaşlar ölçüler yarım yarım olsun. Ne olur? Ölçülerimiz hepten böyle günlük olsun, taze olsun. Bir gün yemek yapalım, iki gün yemeyelim onu. Bakın Zonguldak'ın dışarı havasını da göstereyim mi size? Çok güzel havamız var. Dün bulutluydu. Dünkünden iyi bugün. Baksanıza arkadaşlar. Hava öyle bir ılık, öyle bir ılık ki. Mis mis. İnanken çarşılara bile inemiyorum canlar. Yetişemiyorum ki. İşime yetiştiremiyorum ki. Hadi başlayalım arkadaşlar. Güzel bir menü çıkarayım. Evde olanlarına biliyorsunuz zaten pazar mazarı çok gördüm. Allah'ıma şükürler olsun. Hamdolsun. Allah oruç tutan bedeniniz, namazı kılan bedeniniz, ibadet yapan bedeniniz sofranızdan hiçbir şey eksik etmesin. Ya Rabbim Allah'ım bedeninize sağlık, sıhhat, huzur versin. Hele ki burada bir bedeham var arkadaşlar. Bedeham hasta. Ona hep beraber dua edelim. Hatimlerimizde falan hatim indirirken falan hep bediyanın sağlığını ve birbirimizin arkadaşlar arkadaş senin benim değil hepimizin. Bir Türkiye tek yürek tek cumhuriyet Türkiye. Nerede hasta varsa, nerede şifa bekleyenler varsa, nerede derman bekleyenler varsa, yaradan Allah'ım nerede alım gücü olmayanlar varsa birbirine yerindirmeden Allah'ım kimse kimsenin sofrasına üzenmeden alım gücüyle Allah'ım hiç gündüz yemediklerine gece rüyalarında yiyerekten Allah herkese sağlık, sıhhat, bereket, ömür, hayırlı nasip, bol kazanç her derde deva versin. Şifa bekleyen hastalara Allah'ım şifalar versin. Yaradan Allah'ım arkadaşlar. Ben bunları hazır edeyim. Yaparken beraberiz gene canlarım. Arkadaşlar kompostuma 4 kaşık erik pekmezim vardı arkadaşlar. Eriktenli pekmez yapmıştım. Erik pekmeziyle 4 kaşık da şeker koydum. Dolu dolu olmamak şartıyla. Kompostum bu halde. Şöyle bir 2-3 dakika daha pişsin. Onu soğumaya bırakacağım. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Şimdi bütün malzemelerimi çıkardım. Ama ben bunu tripoda takayım ya. Tripottan doğru göstereyim. Bir revani yapacağız. Cevizli revani. Evet canlar. Şimdi revani tatlısı yapıyorum ben. Cevizli. 3 bardak şekere 3,5 bardak suyumu aldım arkadaşlar. Şöyle limonumu da koyacağım içine. Yarım limonun şey bakın arkadaşlar böyle sıkıyorum ve bunları da atıyorum. 10 dakika ben bunları kısık ateşte kaynattıktan sonra kısık ateşte alacağım arkadaşlar. 10 dakika kaynatacağım. Evet canlar geriye kaldı. Yemek hazırlığı da yapıyor muyum? Önce dedim tatlıdan başlayayım. Onları hazırladım. Suya bıraktım zaten. Tatlıdan başlayalım. Şimdi arkadaşlar 2 tane şurada yumurtam var.
İki tane yumurtamı koydum. Arkadaşlar burada da bir tane yumurtamın beyazı var. Onu da akşam başka bir işte kullandım. Onu ziyan etmedim. Bir bardaktan bir parmak eksik şekerim var. Ben şimdi sırayla arkadaşlar şöyle alıp bir bardak yağım var. Bir bardak sütüm var. Bir bardaktan bir parmak eksik cevizim var arkadaşlar. Burada unum var. Vanilyam var. Hamur kapatma tozum var. İrmiğim var. Ben bunları sırayla koyuyorum arkadaşlar. Un bir bardak olacak. İrmik 1,5 bardak olacak. Şimdi küçük küçük olana kadar bunu bir güzel çırpalım. Şimdi arkadaşlar şimdi sırayla yağ, şimdi arkadaşlarım ölçüyle koyayım da ceviz, bunların hepsi bir harman olup bak şeye verilecek zaten. Bir bardak irmik, aynı irmik aynı marka arkadaşlar, bu da açılmadı olanı, 1,5 bardak yapacağım bunu da. Bardak oldu şimdi. Şimdi unumuz ne kadar gelecek arkadaşlar bilmiyorum. Unumu da ölçeyim. Şöyle bir bardak da un. Bir tane şekerli vanili. Güzel kabarsın diye 2 tane kabartma tozu. Yani tarifi de benim günlük iftar, 3. günümün iftarı akşam yemeğim bu. Bunu da böyle yaptım. Kompostumun altını kapattım. Arkadaşlar sanki ben ama senelerdir yapıyorum canlar. Hani Satya abla sen niye acele ediyorsun? Senin böyle bunlar benim elim alışkın bunlara. Şöyle limonun kabuğundan açık aram olacak. Ben bunu sürekli yaptığım şeyler bunlar benim. Ya basit geliyor yani bana bunlar artık. Şimdi sizin her şeyini test edeceğim arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Ben seviyorum. Arkadaşlar benim elime çok alışkın bunlara da. Hasta olmayayım, ölüm olmasın. Benim için bunlar sorun değil arkadaşlar ya. Bunlar derken kompostumu da balkona koyayım. O da soğuk. Bakın şöyle havasını alalım. Tam da denk geldi canlar bakın. Hemen fırına veriyorum şimdi. Tenceremi de yıkadım. Bakın zırpığı da 1 saatten beri falan suda beklettim. Zırpıda haşlayacağım şimdi. Kavurmasını tam iftara yarım saat kala falan kavuracağım. Hani daha sıcak olsun. Soğanın yumurtası soğumasın. Tekrar tekrar ısıtması olmasın arkadaşlar. Bunu üzerine çıkana kadar su koyacağım içine. Ondan sonra şöyle güzel bir ön hazırlığını, ön haşlamasını yapmış olacağım arkadaşlar. Öyle yeşillikleri ve topraktan çıkan yeşillikleri 1-2 saat suda bırakmamız çok sağlıklı, çok iyi arkadaşlar. Hani o sirkeli suyu falan diyemiyorsunuz, onu boş verin. Sadece 1-2 saat önce suda bırakın işte o kadar. O kendini atıyor, her şeyini atıveriyor şimdi. Şöyle, onay yıkadım diye gamlayayım. Tekrar şöyle bir yıkayayım. Yeşillik kendini suda bırakır arkadaşlar hemen. Bu da haşlanmış kalsın. Benim işim kolaylaşır. Tatlım da oluyor. Ondan sonra yemek çorba derken arkadaşlar akşam da oluveriyor. Tamamdır bu. Bunu hemen ocağa koyayım. Arkadaşlar revanimi aldım çıkardım. Şerbetimi de ılıttım. Revaninin ilk sıcaklığında aldım arkadaşlar. Hamurlaşmasın diye. Böyle daha tel tel oluyor böyle. Bu suyunu da alınca
Üzerinde Hindistan cevizi koyacağım canlar. Evde var. Oh, misler gibi. O da kek gibi kabardı ha. Onu bir çeksin şerbetini arkadaşlar. Nasıl çekiyor, nasıl çekiyor, bak bak bak. Nasıl çekiyormuş, çekti bile. Evet arkadaşlar, biz de şimdi geçelim mutfağa. Şimdi kızmıştır artık arkadaşlar. He, tamam. Şimdi arkadaşlar ben hazırlığımı önceden yapıyorum. Eğer ekmek falan yaparsam öğleden önce onları yapıyorum. İkindi de bütün hazırlığımı yaptıktan sonra da ikindi ezanı okunuyor arkadaşlar. Şimdi namazım kılmadı. Namaz kılmadım. İkindi ezanından sonra da yemeklerimi yapmaya girişiyorum artık. Altı da kızaracak, üstü de kızaracak arkadaşlar. Kıpkırmızı kızaracak. Şimdi canlarım, patates bu şekil kızarıyor. Oh, ben de o arada bir işlerimi yapıyor. Bunu da kızartalım canlar. İkinci pastam da kızardı arkadaşlar. Ben iç malzemesini de hazırladım. Şimdi sarımsağını soyuyordum. Bunlar kızarırken ben de bunların yanına hem bunları gözetleyerek hem de bunun diğer malzemelerini hazırlıyorum arkadaşlar. Ay, patlıcanların suyunu çok, patlıcan suyu çok çekiyor arkadaşlar. Yağı da çekiyor gerçi de. Onun için sularını tamamen süzdüm. Canlar, patlıcanımı ilk defasında kızarttım. Şimdi arkadaşlar, iç malzemem için bir büyük baş soğan doğradım. Altında şöyle bakın. Bir tane kapya kırmızı, bir tane kapya yeşil arkadaşlar. 4-5 diş sarımsak. Şöyle 150 gram kadar kıyma. Şimdi bunları böyle doğradım, hazır ettim arkadaşlar. Bunları doğru hazır ettim. Şimdi bunlar da kızardı artık. Patlıcanlarım da bitti. Pişireceğim. Ama bunun yağı çok geldi arkadaşlar. Bakın. Veya da yağ var. Bir tahranalı yağ alayım ben bundan. Bu da yeter. Nasıl olsa akşam hepsi yenecek. Malzemeni kızartayım ben şimdi. Bu da artık tavaya ağaç açayım. Domates parçası koydum arkadaşlar. Şu çekeyi tepsimizin altına diziyorum. Bu şekilde canlar. Şöyle hafif kendime çevirip. Patatesimizi diziyoruz canlar. Çünkü ana malzeme patates çok. Aslında patates de patlıcan eşit olmalı. Oğuzhan için ben patatesi fazla koyuyorum. Kendini yedirir bu yemek. Çok lezzetli olur. Fırın yemeği gibi olur arkadaşlar. Şimdi bakın patatesi dizdim. Ondan sonra ne yapacağım? Şöyle aralıklı aralıklı olmak üzere şöyle arkadaşlar patlıcanlarımı da dizeceğim. Şimdi bunu kapatıyorum altını. Parçalım da güzel oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Hiç karıştırmayacağız ama hiç arkadaşlar. Bunu zaten piştiğini pişmediğini siz anlarsınız. Kesinlikle karıştırmıyorum. Baharat istediğiniz baharatı kullanın. Bak ben baharatı sofrada kullansınlar. Ben kullanmayacağım. Çünkü yeşil biber salçası malzemesi buna her şey yetti arkadaşlar benim. Baharatını kendim yeşil baharatlardan yaptım.
Onu demek istedim. Zaten 10 dakika veya 15 dakika kısık ateşte ancak kaynayacak. Şimdi sizin gözünüzün önünde suyunu da verelim. Aynı tabasıyla, tavanın yağıyla arkadaşlar. Suyunu da verdikten sonra bunu bir kenara alıyorum. Çorbayla beraber bunun ağzını da kapatalım. Artık bunu da çorbayla beraber son 15-20 dakika kala pişiririm. Yani bu benim öyle yapmamın sebebi çok iyi oluyor arkadaşlar. Sıkılmıyor. Sevgili canlarım, bakın revanim de böyle oldu. Revanimi kestim, şerbetledim. Üzerine Hindistan cevizi serpiştirdim. Kompostum da bu halde. Bunları soğuması için buraya koyuyorum canlar. Bunlar da böyle. Yemeklerim de hazır olduğuna göre inşallah bu akşam düzenli bir video çeker atarım sizlere. Şimdi ben namaz kılmaya. Yemeklerimin altını yaktım. Son 1 saat kaldı istirahatı arkadaşlar açmaya. Burada da 1 küçük soğanımı doğradım, 3 diş sarımsağımı doğradım. Zırpıdımı yapıyorum. Arkadaşlar şimdi biraz böyle kaynattım. Suyunu hiç dibine çekerceye kadar zırpıdımı kavurdum. Bak biz zırpıda iki kez yaparız. Bir bas soğan, 2-3 diş sarımsak, bir kaşık salça, pul biber, karabiber ve 2 tane yumurta artık. Neyse ne kadar kaç tane yumurta koymak isterseniz. Bak bunu aslında benimki az. 2 yumurta çok ama lezzet verir. Böyle yumurtayla karıştıracak. Bir de bu cevizle olur arkadaşlar. Zırpıt çok güzel, doğanın saf. Benimkilerde büyüyor. Hiç eksik ekilmez, bitsen bitilmez bir bitkidir bu. Şimdi canlar, son çorbam kaldı. Onun da sarımsağını, sucuğunu kavurdum. Tahana çorbası. Şöyle bir. 1,5 kaşık salçamı koydum. Arkadaşlar şöyle 1 kilo yakıtım suyumu da koydum tahana da içinde. Şimdi aça kaynayıncaya kadar karıştıracağım. Evet arkadaşlar, zırpıt kavurmam böyle. Kompostum, mister gibi tahrana çorbam, patatesli patlıcan oturtmam, salatalarım, sofram, kompostum tekrar arkadaşlar, pidem. Her şeyimi soframı koydum. Şimdi ezanın okunması, topun patlamasını bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Hadi oruçlarımızı güzel güzel tutup güzel güzel dualarımızı yapalım arkadaşlar. 4. gün orucunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.